Doktor hanım, bebeğimiz şu noktacık dediniz değil mi? Evet, doğru. Henüz çok minik. Boyu 12-13 milimetre kadar. 2 ay doldurduktan sonra büyüme hızı 4 katına ulaşacak. Peki cinsiyeti? Onun için 4 ay beklememiz gerekecek. Kaypatiş sesini bir kez daha dinleyebilir miyiz? Tabii. Önce annene gidelim istersen. Olur. Hadi. Müjdeyi ver annemize. Anne. Biz geldik. İki kişi gibi görünüyoruz ama daha kalabalığız aslında. Dilan'la benim, yani bizim bir bebeğimiz olacak anne. Baban ne oluyorsun yani? Bu mutluluğu seninle birlikte yaşamak isterdim. Ama Allah'ın takdiri kısmet değilmiş. Şimdi hayatta olsaydın kim bilir ne kadar mutlu olurdun. Hemen başlardım torun hazırlıklarına. Konakta herkes çok heyecanlı bebek geliyor diye. Ama benim gözlerim seni arıyor anne. Bulamayacağımı bilsem de bebeğimize hep seni anlatacağım. Öyle anlatacağım ki yokluğunu hiçbir zaman hissetmeyecek. Seni tanımış gibi, seninle büyümüş gibi olacak.
bana anlattığın gibi değil mi? Baran sizi bana öyle güzel anlattı ki Ayten anne. Tanışmadan tanıdım sizi. Ve çok sevdim. Bebeğimiz de sizi çok sevecek. Eminim bundan. Onu sizinle birlikte büyütmeyi o kadar çok isterdim ki. Ama ne yazık ki böyle bir şey mümkün değil. Artık aramızda olamasanız da güzel hatıralarınızla bizim hep yanımızda olacaksınız. Sevginizden, şefkatinizden ilham alarak büyüteceğiz biz bebeğimizi. Şimdilik hoşça kal anne. Bebeğimiz doğduğunda onunla birlikte de geleceğiz ziyaretine. Kerem'e gidelim mi? Kardeşim benim. Şu sıralar hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Baba oluyorum Kerem. Baba. Sen de amca oluyorsun bu durumda. Bu güzel haberi seninle paylaşmasam olmazdı. Gülümsediğini görür gibiyim. Eminim çok sevinirdin. Üç kişilik dev kadro olacaksınız derdim muhtemelen. Bu mutluluğu birlikte yaşamak vardı be kardeşim. Ne hayaller kurmuştuk. Aynı dönemde evlenecektik. Aynı dönemde baba olacaktık.
Yoruklarımız birlikte büyüyecekti. Birlikte oynayacaktı. Onlar da bizim gibi kardeş olacaktı. Olmadı. Olmadı. Ne acın dindi. Ne de özlemin. Dinecek gibi de değil. Ben de seni çok özledim Kerem. Bu mutluluğu bizimle paylaşmanın, bebeğimize amcalık yapmanı o kadar çok isterdim ki. İnan hiç alışamıyorum yokluğuma. Alışabileceğimi de hiç sanmıyorum. Galiba insan hayatı boyunca yol arkadaşı gibi içinde taşıyor kayıplarının acısını, özlemini. Onlarla birlikte yaşamayı öğreniyor. Sen de hep bizimle olacaksın Kerem. Biz seni hiçbir zaman unutmayacağız. Unutulmayacaksın. Devir ne değişti görüyor musun? Yani şuncacık halinde bile fotoğrafını çekiyorsun, insan eline veriyorsun. Veriyorlar da benim gözüm pek setmiyor bana hanımım. Sorma kader, sorma. Vallahi öyle, ben de görmüyorum. İnşallah siz sağ salim kucağınıza alın da biz de anne fotoğraflarını çekeriz o bıcırığı. Aa, torunumla benim bir fotoğrafımı çekersiniz, şöyle köşeye güzel bir yere asarsınız. Şahane olur. Ben de isterim güzel bir kare. İnşallah anneciğim, inşallah. Darısı başınıza. Sağ ol Dilan. Duaların için eksik olma. Ah, Ayten'im de olaydı. Bugünleri göreydi. Ne hevesler ederdi kim bilir. Keşke. Neler isterdi, ne hayaller kurardı kim bilir. Ben biliyorum ne isteyeceğini. Torunu için hayır dualar isterdi. Fakir, fukaranın yüzü gülsün isterdi. Doğru diyorsun hanımım. Her müjdeli haberde garibanları sevindirirdi Ayten hanımım. Biz de öyle yapacağız kader, biz de öyle yapacağız. Gül, kader, mutfağa geçelim de şöyle güzel bir helva kavuralım. Torunumun anasına da, ona da can olsun, kan olsun inşallah. Ben ne yapayım peki? Canım, burada bu kadar insan var. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Oturacaksın, sen artık yüklüsün. Oturup bol bol dinleneceksin. Hadi biz toplantı öncesi biraz hava alalım kızım. Toplantı mı? Hadi hanımlar, size kolay gelsin. Ben Betül'ü de çağırdım, gelip yardım edecek. Eli kulağındadır. He, iyi iyi. Hadi bakalım. Hadi biz de mutfağa koyulalım. Buraya gelmez.
Ah güzelim, ah yaradana kurban olsunlar sana, ah yavrum. Öyle işte. Her şey yolundaymış. Daha yolun başındayız ama olsun. Hayırlısıyla kısalır o yollar oğlum. Sen merak etme. Hele bir bakmışsın doğmuş da kucağımıza almışız. Vallahi baba benim monitörde gördüğüm nokta kadar bir şeydi. 12-13 milim bir şey dedi doktor. Yani abim haklı baba. Daha öyle kucağa almamıza falan oho bir sürü zaman var. Önümüzde bir sürü gün var. Yani hem daha cinsiyetini tahmin edeceğiz. Ya mesela benim içime erkekmiş gibi doğuyor. Ya oğlum sağlıklı bir şekilde dünyaya gelsin de yavrumuz. İnşallah babam inşallah. En büyük duamız o zaten. Ama yani fena mı olur şöyle aslan gibi bir yeğenim olsa ha? Ya ya da böyle tatlı bir kız çocuğu olsun. Öyle bıcır bıcır konuşup geçsin konakta. Böyle saçına da renkli kurdeliler falan taksın ha? Ya olur tabii abi olur da. Hani ben böyle minik kramponlar düşünmüştüm. Ya ne yaptınız? Bir okula yazdırmadınız kaldı çocuğu. Biriniz kurdele taktı. Biriniz krampon aldı. Bir sakin olun. Heh. Bakın görün çocuğun babası sizden daha sakin ya. Ama oğlum şöyle sırtına okul çantasını takıp gönderdiğimiz günlerde görürüz inşallah ya. İnşallah baba. İnşallah. Kendinizi bir kadına beğendirmek istiyorsanız öncelikle iyi dans etmeyi bilmeniz şart. Kadınlar dans eden erkekleri çekici bulurlar. Hele ki tango. Tango? Tango. Tango bu ayakları yere vurdukları mıydı ya? E yok ağzını böyle gül alıyorlardı o galiba. Ha neyse ikisi de bana ters ki zaten. Arkadaş hem kızın kolu kırık ya bırak şimdi sen bunları. Ne diyor? Şık giyinen bakımlı erkekler diğerlerine göre her zaman bir adım öndedir. İşte bak bu olur. Çekeriz takımı, bir adım öne geçeriz. Güzel, janti. Ne diyor? Beyler dikkat. Aha. İşte en kritik maddeye geldik. Sanat filmi, gotik mimari ya da dışa vurucu akımlar. Bunlar ne ya? Gotik mimari. Eğer bunlar da ne diyorsanız işiniz zor. Hayda. Çünkü kadınlar entelektüel erkeklerden hoşlanırlar. Aman diyelim bir kadını davet edeceğiniz ilk film süper kahraman filmi ya da savaş filmi olmasın. Daha ilk buluşmanızda şansınızı sıfırlamayın. Tamam. Tamam bunlara gitmeyeceğiz de neye gideceğiz onu yazsaydın ya bari. Arkadaş ya ne olur ki acaba ya. Gördün değil mi? Bebek heyecanı sardı herkesi. Kolay değil. Karabeylere torun geliyor. Ne oldu? Niye gülümsüyorsun? Böyle bir heyecanı en son annem Cihan'a hamileyken yaşamışlardı. Nasıl? Sen yaşamadın mı? Ne biçim soru bu? Yaşadım tabii ki yaşamaz olur mu? Annenler kadar değil ama. Hadi hadi itiraf et. Korktun değil mi kardeş geliyor dediklerinde? Niye korkacakmışım? Niye olacak? Topucunda mı atılacak diye. Ne alakası var? Hadi inkar etme. Bayağı kıskanmışsın işte. Yani biraz kıskanmış olabilirim. Bence birazcıktan biraz daha fazla gibi. Lan. Tamam, tamam sustum. İyi edersin. Nasıldı kardeş beklemek?
Anlatsana biraz. Sancılı. Niye? Kararsızlıktan. Bir gün erkek kardeş olsun istiyordum. Beraber oynarız, top koştururuz diye. Ertesi gün fikrim değişiyordu. Erkek kardeş haylaz olur, başıma iş açar diye kız olsun istiyordum. Yani anlayacağın, uzun bir süre hangisini istediğimden emin olamadım. Zor bir durummuş gerçekten. İyi ki bu bizim kararımıza kalmıyor. Kız olsaydı nasıl olurdu acaba? Bilmem. Hiçbir zaman da bilemeyeceğim. Görümcem olacaktı o zaman. Annene benzeseydi bir de mesela. Kan bağım olmasaydı bir kız kardeşim olacaktı benim de. Ne güzel. Ama ben Cihan'dan da vazgeçemem. Çok seviyorum onu. Yine de keşke bir kız kardeşim de olsaymış. Keşke. Ben çok susadım birden. Getiririm ben sana şimdi. Dur, sen in kalk yapma sürekli. Ben de geleyim, hem hareket etmiş olurum biraz. İyi peki. Hadi o zaman. Sizin evde düzen nasıl işler bilmem ama burada her şey nizam, intizam içinde ilerler. Sabiha Hanım da çok önem verir düzeni. Neyse neyse. Sen her şeyi kadere sor işte. Ha kader. Az daha unutuyordum. Memlekette bizim burada kurban keselim de dağılsın çocuklar. Siz hiç merak etmeyin hanım ağam. Kudret Bey'im o konudaki talimatları verdi. Ha aman aman iyi. Bir şey söylemedin annene. Söyleyemedim. Konakta herkesin keyfi yerinde. Ben bu mutluluğa nasıl gölge düşüreyim Fırat? Gülüm benim. Ben nasıl yaşattım bunları sana? Kırgın desem değil gibiler. Konuştuklarına göre küste değiller. Ama yapacak bir şey yok. Sen en iyisi biraz daha bekle kader. Eninde sonunda çıkacak bu işin kokusu. Kızım. Sen biraz yoruldun herhalde. Hadi çık odana biraz dinlen. Olur mu öyle şey anneciğim? Teyzesi olarak en büyük görev bana düşer. Ne hazırlanacaksa ben hazırlarım. Hadi hadi. Oyalanmayın da başlayın bir an önce işe. Bu Cevahir bize çok yakın. Üstelik de daha yakın olmak için uğraşıyor. Haklısın. Bunun önüne geçmek için Fırat'la ben bir karar aldık. Öyle mi? Ne kararı? Fırat'la dedik ki bu Cevahir'le kurduğumuz şirkete ait tüm hisseleri satalım. Böylece bir ortaklığımız kalmasın. Bu çok önemli bir hamle. Finansal yönde bir değerlendirmeniz var mı? Bu size zarar vermeyecek mi? Bize bir zarar vermeyecek amcaoğlu. Ama Cevahir için aynı şeyi söyleyemeyiz tabii. O büyük kaybedecek. Hem eğer zarar etsek bile öyle çok kayda değer bir şey olmayacak. Hem kaybettiğimiz 3-5 kuruşun bir önemi yok. Önemli olan sizin huzurunuz. Benim kızım bebek bekliyor. Onun ve ailesinin huzuru için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hatta elimden gelenin fazlasını.
Tabii canım. Yeğen geliyor. Gerisi teferruat. Hayırlı olsun. Ne diyelim? Herkese hayırlısı olsun o zaman. Benim projem de bu şirketin bünyesindeydi. Ben de projemi çekerim o zaman. Bu benim de aklımdaydı. Soracaktım. Tabii böyle davranacağından emindim. Elbette. Aile olarak hep birlikte hareket edeceğiz. Her koşulda, her zaman. Hadi içeri gidip bizimkilere bakalım mı? Olur. Bir bakalım ne alemdeler. Kolay gelsin hanımlar. Sağ olun hanımım. Var mı bir eksik gedik bir şey ha? Yok hanım. Helvanın kokusu bile mis gibi olmuş. Tadını düşünemiyorum ben. Hemen bir kaşık koyun. Canı çekti kızın galiba. Dur. Öyle olmaz. Bekle. Tarçınsız, cevizsiz helva mı olurmuş? Koy bakayım onu. Koy bakayım. Şöyle. Ceviz. Hadi bakalım kaşıkla. Zevkle. Kolay gelsin. Tabii bu dönemde dengeli beslenmek lazım değil mi kızım? Helvanın nesi dengesizmiş hanım? Ha? Ya kızım yesen. Yesen ye. Estağfurullah öyle demek istemedim. Önemli olan vücudun ihtiyacı olan şeyleri dengeli almak lazım. Sabiha Hanım, kız iki canlı. Karabey varisi olacak bebeği taşıyor karnında. Biz onu en iyi şekilde besleriz. Senin hiç aklın kalmasın. Ya kızım ya sen. Sen yine ne yiyorsun bakalım? Aa tabii yiyecek oğlum. Torunum aç mı kalsın? Şahane olmuş. Bu helva yenir. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Amin. Biraz yürüyelim mi? Hem hareket edersen belki karnında bebeğe yer açılır. Olur yürüyelim. Haydi. Ben de biraz dinleneyim. Sen paketleme işini bitir sonra beni çağır olur mu Kader? Olur hanım. Hadi kolay gelsin. Yardıma ihtiyacınız var mı Kader Hanım? Yok çok sağ olun. Harun, ne yapıyorsun? Ya yenge, internette bir dergi okudum. Antin kundi şeyler yazıyordu ya. Ne dergisi o?
Ne bileyim, kız dergisi herhalde. Da erkekler de tüyo veriyordu işte, kızlar nasıl tavlanır falan filan. Eh be Harun ya, Allah iyiliğini versin gerçekten. Acaba o dergiyi yazan çocuklar kaç yaşında? Burada gerçek bir ilişki uzmanı var, o da ben. Saldım zaten yenge. Dans da sanat da sepet de bana göre şeyler değil zaten. İyi, güzel. Ya ilişki uzmanı olarak sen şimdi bana ne önerirsin yenge? Öncelikle kişi özelinde gideceğiz. Hangi kişi? Harun, biz kimden bahsediyoruz? Yasmin'den. O zaman? Hani Yasmin'e özel bir plan yapacağız. Hı. Aynen öyle. Zaten Yasmin çok zor bir kız değil. Yani sen ona uyumlu gideceksin. Onun sevdiği şeyleri yapacaksın. Birazcık gözetleyeceğiz yani. Çaktım köfteyi. Olur. İyi de ben Yasmin'i o kadar tanımıyorum ki ya. Neyi sever neyi sevmez hiç bilmem yani. Ay Harun ya, sorarız öğreniriz yani. Konunun en basit bölümü burası zaten. Az bir işimiz kaldı. Yoruldun mu? Biraz. Ama tatlı bir yorgunluk tabii. Bebiş için sonuçta. Hele aramıza katılsın da daha teyzesi neler neler yapacak o bıcırığa. Çok şanslı bir bebiş. Herkes dört gözle onu bekliyor. Bana mı getirdin? Canın çekmiştir diye düşündüm. Koktu sonuçta. Koktu vallahi. On numara olmuş vallahi. Ellerine sağlık. Ya senin elinden çıkar da güzel olmaz mı? Afiyet olsun. Sen şimdiden üşümeye mi başladın? Şimdiden derken? Yani hamilesin ya o anlamda. Hamilelik öyle grip gibi bir şey değil Baran. Daha fazla üşüyemezsin yani. Üşüsen de sorun değil. Ben seni de bebeğimizi ısıtıram. Duyuyorsun değil mi bebeğin babanı? Ne kadar çok seviyor bizi. Evet evet. Ben de senin gibi düşünüyorum. Çok şanslıyız biz. Asıl ben çok şanslıyım size sahip olduğum için. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Birden oldu, ayağım çakıldı herhalde. Dilan bak, bundan sonra sana düşmek yasak, tamam mı? Bilerek yapıyorum canım. Bilerek yaptın demedim de. Yani azıcık şeysin. Azıcık şeysin ne? Sen bana şimdi sakar mı demeye çalışıyorsun? Yani öyle demeyelim de.
Ne diyelim? Dikkatsiz diyelim. Deme. Ne diyeyim peki? Bu yollar çok sorunlu falan diyebilirsin mesela. Vallahi çok isterdim ama bir sorun yok ki. Yok, sorun yok öyle mi? Bu ne o zaman? Ne? Ne olacak tümsek? Ben tümsek falan göremiyorum. Göz doktoruna git o zaman Berencim. Allah Allah, sanki ben bilerek düşüyorum. Bu tümseklerin sen de alıp veremediğini. Benim niye yoluma çıkmıyor? Bana niye denk gelmiyor? Hatırlarsan sen burada daha önce de düşmüştün. Hatırladın mı? Nereden bileyim canım ben? Şanslısın demek ki. Vallahi bunun şansa bilgisi yok. Kabul et biraz sakarsın. Değilim. Daha da kötüsü inatçısın. İnatçı da değilim, sakar da değilim. Ay, yine oldu. Ah tümsekler. Yapacak bir şey yok. Gel buraya gel. Barıştık mı? Küsmüş müydük ki? Ben sana küsemem ki. Hadi eve girelim, üşütme. Doğru söylüyorsun. Ben buraya 1.80 uzanmadan gidelim artık. Bugün bütün sakarlığım üzerimde. Bak bu sefer ben demedim, kendin sakarım dedim. Varan, sakın. Tamam tamam, sustum, hadi gidelim. Sakar. Kız Yasmin. Hı. Bak, halimi görüyorsun. Ortada yani. Dışarı da çıkamıyorum. Sen de bu sana sepet işlerinden anlarsın. Bana şöyle güzel yönetmenlerden birkaç film söylesene, izleyelim. Ay olmaz mı? Kuzen var tabii. Bak, hem de var ya efsane yönetmenler biliyorum. Mesela en sevdiğim Alejandro Gonzalo Montara. Bunlar kim ya? Bunların bir tanesi bize yeter. Kız, bunlar yani üç kişi bir film mi çekmişler? Ay Allah iyiliğini versin kuzen. Hayır canım, tek kişi bu. Bak Şerit, geçen bana söylüyordun. Bütün sülalenin ismini vermişler adamcağıza. Valla sorma Cevriye. Yani artık anası babası nasıl tartıştıysa isim konusunda valla ortak bir karar çıkamamış ha Yasmin. Bu isim nasıl yazılıyor ya? Neydi? Alejandro Mascara mıydı? Mascara. Peki Yasmin, bu sülalesini at bırakmayan yönetmenin filmleri nelermiş? Aa, olmaz mı? Bir sürü filmi var hem de. Mesela en sevdiğim filmi Paramparça Duvarlar ve Yıkılan Aşklar. Bu filme bayılıyorum. Yani bence eğer başlayacaksanız bu filmden başlayın derim. Arkadaş isme bak. Az daha uzatsa afriyat malzeme listesi verecek mübarek. Çok sağ ol Yasmin'cim. Çok makbule geçti. Aa Cevriyem, bu arada ben Dilan'ı bir tebriğe gitmek istiyorum. Tabii tabii kocam, git. Kardeşin yani sonuçta. Git. Anacığım ne yapıyorsun? Sen ağırtaşımı ver bana. Yok oğlum, ağır değil. Zaten kapıda çocukları alacak hemen. İyi madem. Hayırdır hanımlar? Nereye böyle kollarınız dolu? Yetimhaneye gidiyoruz Hasan. Çocuklara helva götürüyoruz. Sonra da hayırlısıyla kapıda lokma döktüreceğiz. Biz de yaptık anacığım, hayır Hasan et işlerine. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Tamam. Babaanne, bize yok mu bundan ya? Tatların bir tadına bakalım ya. Oğlum, sizinkiler mutfakta. Bunları evlatlara götürüyoruz. O zaman onlara da afiyet olsun, bize de. Hatta biz gidip bir bakalım şu tatlıların tadına ya. He baba? Hem böyle önümüzden kaçıran da olmaz. Rahat rahat yeriz. Karnınızı fazla doyurmayın. Akşama ziyafet var. Ne gereği vardı babaanne? Zahmet etmişsiniz. Oğlum,
Karabeylere torun geliyor, torun. Bugün şenlenmeyeceğiz de ne zaman şenleneceğiz? Deme ya. Hadi neyse ne. Bizi fazla tutmayın, nimetler soğumasın. Hadi sizin de işiniz gücünüz rast gelsin. Hadi bakalım. Hadi gelin çocuklar. Hadi hanımlar. Sabiha Hanım, siz ne hazırlamıştınız? Elinizden ne yiyeceğiz? Yemekleri Azade Hanımlar yaptılar Hasan Bey. Şimdiden afiyet olsun. Zakkımın kökünü ye Hasan. Zakkımın kökünü ye. Ne oluyor ya? Patron. Hisseleri söyleyeceksen gördüm şair. Borsada bir sıkıntı mı var? Müdürler bakıyor mu? Baktılar patron. Endekste bir şey yok. Bizim hisseler... Bizim hisseler resmen çakılıyor şair. Söyle daha iyi baksınlar, anlasınlar ne olup bittiğini. Hadi çabuk. Patron ona bakıyorlar da şey var. Gevelemeden söylesene şair. Daha büyük ne gelecek başıma? Sabiha Hanım'la Fırat şirketteki bütün hisselerini satmışlar patron. Şimdi anlıyorum. Şimdi anlıyorum niye hisseler çakıldı. Demek bu ikisi bir olup beni batırmaya çalışıyorlar ha? Ben paramı yedirir miyim size be? Şey patron. Dilan Hanım'ın projesini de çekmişler. Bunlar ne yaptığını sanıyor şair? Bu ne cüret? Avrupa'daki şirket öğrenirse ben ne diyeceğim şimdi bunlara? Bu konu benim babama kadar gider. Derhal bu işi çözeceksin şair. Ne gerekiyorsa yapacaksın, bu işi çözeceksin. Bu işten anlayan kim varsa, finansçılar, hukukçular, avukatlar, hepsini bir araya topla. Bu işi çözsünler şair. Hadi, hemen! Tabii patron, hemen söylüyorum. Bakalım bu işin altından da sen mi çıkacaksın Baran Karabey? Cevahir'in hisselerini görüyor musun baba? Nasıl çakıldı? Görüyorum oğlum, görüyorum. O da şimdi kendi bahçesinde tek başına top oynayıp dursun işte. Bu adamı etrafımızdan tamamen uzaklaştırmamız lazım. Tehlikeli bir tip belli. Bizden uzak, Allah'a yakın olsun. Haklısın oğlum. Bir de şu Abdo meselesi var. Bir haberim var. Avukatla konuşmak istememiş. Neden? Kendini güvende hissetmiyor demek. Gözünü nasıl korkuttularsa. O da susarım, konuşmam. Bu sayede yırtarım diye düşünüyor herhalde. Onu maşa gibi kullanıp hapse attıranlar onun peşini bırakırlar mı? Öyle mi sanmış yani? Bu adam bu kadar mı akıllı? Aklı olsa maşa olur mu oğlum? Cihan'ın kaçırılma olayına, Sabiha Hanım'ın vurulma olayına alet olur mu? Demek ki yok aklı. Cezaevinde tanıdık biri var mı? Buluruz. Bir mahkum falan bulalım. Abdo'ya dost olsun, yakın olsun. Bizim de derdi neymiş, üzerimize kim salmış, öğrensin. Tamam oğlum, halledeceğim ben o meseleyi. Harun.
Bu ne şıklık? Hayırdır? Yine düğün mü var? Bu mahallede de her hafta biri evleniyor maşallah. Yok ya öyle düğün falan. İçimden geldi giydim yani. Diyorum sana kesin biri var Cevruş'um. Yoksa Allah aşkına böyle iki de bir çekirdek esnaf lokantası mı işletir? Neyse ben şu bardakları da koyayım. Aman dikkat et, bir sakarlık yapma. Harun, bu ne hal ha? Oldu olacak kıza bir de gelinlik alıp gelseydin ha? Biz çift olurdunuz. Ya yenge bu geçen düğüne giderken beğendi ya bunu. Ondan giydim ben de. Harun, bak sihirli cümle işte. Burası düğün salonuna mı benziyor sence? Lokanta burası, lokanta. Neyse, merak etme. Bir şeyler yaparız artık. Artık ne yapacaksak idare edeceğiz. O kadar. Hoş geldiniz. Nasıl geçti gününüz? Harika bir gündü. Nasıl geçecek oğlum? Çocukları sevindirince bizim de içimiz açıldı vallahi. Maşallah. Dışarıdan birileri geldi ya, pek sevindi Sabiler. Onlara da değişiklik oldu tabii. Çocuklarla harala gürele günün nasıl geçtiğini anlamadık vallahi. Vakfı ilk kez görüyorum ben. Her şey belli ki nizam intizam içinde yürüyor. Tebrik ederim. Çok güzel bir sistem oturtmuşsunuz. Sağ olun. Ailedeki herkes vakıfla ilgilenir. Elimizden geldikçe boş bırakmamaya çalışırız. O kadar hissediliyor ki. Tam anlamıyla yaşayan bir vakıf. Hanımlar, sizi bilmem ama lakin ben çok yoruldum. Gerçekten ben de çok yoruldum. Müsaade ederseniz havuz başında biraz dinleneceğim. Tabii tabii. Kahvemi oraya getiririz. Peki. Kader, hadi biz de yukarı çıkıp işlerimizi halledelim. Hadi bakalım. Herkes yoruldum diyor. Senin ağzından hiç çıkmıyor. Ama her halinden belli. O kadar tatlı bir yorgunluk ki. Ona bir şey dediğim yok. Ama yemekten önce dinlenmen lazım. Peki Balan Karabey. Hadi sana eşlik edeyim. O günleri de gördük ya kader. Gördük çok şükür hanımım. Allah daha güzellerini de görmeyi nasip eder inşallah. İnşallah kader. İnşallah. İyisiniz değil mi hanımım? Bugün çok yoruldunuz hem de... İyiyim kader, iyiyim. Şimdi sıra Aytenim'in emanetlerini çıkarmadı. Bismillah. Baksana kader. Çocukların üst başını nasıl da itinayla saklardı. Büyüyünce onlara göstereceğim. Anılarını anlatacağım derdi. Kısmet olmadı hanımım. Olamadı. Bak. Bu da Baran'ın. Ben sakladıydım. O çok büyük hanımım. Herhalde bunu giydiğinde 10-11 yaşlarında falandı. Öyle kadar öyle. Anası öldüğünde ağaçtan düşmüştü. Dizi kanadıydı. Pantolonu yırtılmıştı. Bazen açarım sandığı, eşyalara bakarım, dertleşirim Aytenim'le. Bugün dert günü değil çok şükür Azade Hanım. Doğru diyorsun kader. Bugün dert günü değil, bayram günü hepimiz için.
O pantolonu yırtılan çocuk büyüdü de baba oluyor şimdi. Şükür. Şükür bir Karabey daha geliyor ailemize, aşiretimize. Bu bizimkilerin değil Kader. Ah, bu benim kızım bebeği hanımım. Ayten Hanım'ın kendi elleriyle yaptıydı. Çocuklar büyüdü, biz de kocadık. Tabiatın kanunu bu kadar. Ailemizin yeni üyesi. İlk fotoğrafı olarak burada kalsın. Yakında kucağımıza aldığımız fotoğraflarını da koyacağız. Ya çok heyecanlıyım Baran. Bazen çok normal bir şeymiş gibi geliyor. Yani sonuçta herkes anne baba oluyor. Ama düşününce inanılması mucize gibi geliyor. İnsanlar nasıl hemencecik unutuyor? Nasıl çok çabuk alışıyor bu duyguya hayret ediyorum. Bizim gibi. Biraz sen, biraz ben gibi olacak. Evet. Sen anne olacaksın. Ben baba. Ama daha önemlisi, biz artık bir aile olacağız İlhan. Biz seni heyecanla bekliyoruz minik. Aile olacağız. Hadi çabuk büyü sen de. Anne bu bebek... Benim bebeğim. Anne nereden buldun bunu? Ayten Hanım'ın sandığından çıktı. Parçalanınca dikerim falan mı dedi kim bilir. Orada öylece kalmış. Demek ki kısmet olmadı. Ne çok severdim. Onsuz yatağa girmezdim. Ben bebeğimi böyle de saklarım anne. Odaya getireyim de kalmasın ortalıkta şimdi. Ne düşünüyorsun? Vakıftaki çocukları. Ziyaret iyi geçti demiştin. İyi geçti. O vakfı kurarak çok güzel. Çok önemli bir şey yapmışsınız Baran. Sorun ne? Oradaki çocukların bakışları gözümün önünden hiç gitmiyor. Gülümsediklerinde bile gözlerinde hiç kaybolmayan bir hüzün var sanki. Ben o çocukların gözlerinde sevgiye açlığı gördüm Baran. Birçok insan zannediyor ki o çocukların başını sokacağı bir yer vermek, giydirmek, karınlarını doyurmak yeterli. Asıl ihtiyaçlarının olduğu şeyin sevgi olduğunu unutuyorlar. Haklısın. O çocuklar için başlarının okşanması aldıkları bir oyuncaktan daha değerlidir. Kesinlikle. Bir çocuk oyuncaksız yaşayabilir. Ama sevgisiz, sevgisiz yaşayamaz. Bizim bebeğimiz çok şanslı. Sevgi dolu bir aileye doğacak. Keşke bütün çocuklar onun kadar şanslı olsa.
Ben bir karar aldım Baran. Daha sık gideceğim vakfa. Onlarla daha fazla vakit geçireceğim. Kimsesizliklerini biraz olsun unutturmak için. Çok güzel. Seninle gurur duyuyorum. Ama oraya yalnız gitmeyeceksin Dilan Karabey. Ben de geleceğim seninle. O çocukları birlikte seveceğiz. Birlikte kol kanat geleceğiz. Bizim çocuklarımızmış gibi. Kimsesizliklerini birlikte unutturacağız. Harika olur. Bebeğimiz doğduğunda onu da götürürüz vakfa. Düşünsene Baran. Koskocaman bir aile olacağız. Çok güzel değil mi? Her şeyi beraberce dost doğru konuşmanın vakti geldi. Söyleyin bakayım. Siz seviyor musunuz birbirinizi? Seviyoruz. Güzel. Peki siz değil miydiniz koca konağı karşınıza alıp da bizi canımızdan bezdiren? Bizdik. Kimseye kulak asmadınız. Seviyoruz birbirimizi dediniz. Bu iş olacak dediniz. Evlendiniz. Evlendik. Peki şimdi bu suratlarınızın hali ne? Kimse sevdanıza zarar vermeyince bari biz mi bulandıralım bu suyu dediniz? Yani yok öyle olmadı da. Öyle bir şey yoksa peki nasıl bir şey var? Söyleyin ben de bileyim. Sizin hala birbirinize bakarken yüreğiniz titriyor. O zaman derdiniz ne? Hele bir onu anlatın bana. Ben Gül'ü çok üzdüm. Ondan böyle oldu. Ama düzelteceğim. Bozulan düzelir oğlum. Size kim dedi evlilik kolay iştir diye? Değildir. Hem de hiç değildir. Kıran özür dilemeyi bilecek. Kırılan da affetmeyi bilecek. Günün sonunda aynı yastığa baş koyacaksınız. Evlilik böyle bir şeydir işte. Ne o? Neye bakıyorsun? Vakıftaki çocuklarla resim etkinliği yapıyorduk da. Birisi seni çizdi. Öyle mi? Hı hı. Benim resmimi çizdi? Ne duruyorsun versene. Niye vermiyorsun? Yoksa kıskandın mı senin resmini yapmadılar diye? Yok canım. Ne kıskanması? Aksine ilk yapmadı diyorum. Niye? Ne güzel işte düşünüp yapmış. Resmi görünce anlarsın niyesini. Versene şunu bana. Emin misin istediğine? Dilan. Çok istiyorsan veririm canım. Elçiye zeval olmaz demişler. Ne var bu kadar gülecek anlamadım. Altı üstü bir resim. Versene. Bak bir daha soruyorum. Emin misin son kararın mı? Dilan devlet sırrı mı bu? Versene şunu bana. Olmaz. Ver diyorum. Emin misin?
Ver. Tamam. İşte Baran Karabey resminiz. Çerçeveleyip duvar asarsın artık. İyi de bu resmin uzaktan yakından benimle bir alakası yok ki. Sen emin misin bu çocuğun beni çizdiğine? Evet, cüzdanındaki resmi verdim. Ona bakarak yaptım. Sen de aldın bu şeyi bana getirdin öyle mi? Baran çocuk beğenmiş, çizmiş, hediye göndermiş. Ne yapsaydım? Bu çok çirkin, alamam mı deseydim? İnanmıyorum. Bozuldun mu gerçekten? Ufacık çocuktan bahsediyoruz. Bu kadarını yaptığına şükret. Gerçekten kızdığımı mı düşündün? Kandırdın mı sen şimdi beni yani? Yani. Aslında kulakları da biraz benzemiş gibi geldi bana. Nasıl yani, benim kulaklarım kepçe mi? Ah yavrum benim, ne kadar da hevesle yaptı. Baran abime verirsin, sevinsin dedi. Bu kadar eğlence yeter Dilan Karabey.